ben kimseyi öldürmedim. Yani o gece bir arkadaşımda kaldım ben. Ondan öyle dedim. Yani eğer evde olsaydım hani kokuyu duyardım, bir şekilde onları kurtarırdım diye. Ya benim yıllardır içim içime yiyor yani hani. Niye evde değildim diye. Kendi kendimi suçluyorum yani. Hani bir bakıma ben öldürmüş oldum tabii. Ya Şadiye, kader kısmet diye bir şey var kızım. Yani ne yapacaksın kızım sen? Yazı işte. Neden yok oldun ortadan peki? Kimse bulamamış sonra seni. Ben eve giderken insanların haykırışlarını duydum. Sonra eve yaklaşınca da işte cenazelerini gördüm. Korktum yani. Kaçtım hemen oradan, arkama bile bakmadan öyle dağ bayır. Kaçtım. Siz de zaten defolup gitmiştiniz. Yapayalnız kalmıştım ya bu hayatta. Kimsesiz kalmıştım yani. Kimsesiz insanı rahat bırakırlar mı, değil mi? Yaşım da küçüktü. Ufacıktım yani. Ya yurda murda verirler diye korktum. Öyle dayımgillere gideceğime de ölsem daha iyi olur dedim. Ne yaptın peki? Ne yaptım? Böyle cebimdeki işte 3-5 kuruş parayla İstanbul'a geldim. Bir süre seni aradım. Sonra da çalışmaya başladım. Anketçilik yaptım. Ondan sonra krem mrem pazarladım abla. Sonra lokantacılık yaptım. 3-5 sene evvel benim böyle dükkanda çalışacak dürüst, namuslu birisine ihtiyacım vardı. Arkadaşlar da bir kızdan bahsettiler. Çağırın gelsin dedim. Gele gele bizim küçük Şadiye geldi. Zamanla çalıştı, didindi. Buranın müdürü oldu. Değil mi Şadiye? Maşallah. Maşallah kızım. Yani Ümmü'ye söylediklerinin hepsi sebebi bu değil mi kızım? Allah. Ben acayip bunaldım. Daha fazla bu adam aynı masada oturamayacağım. Gidelim mi? Lan kalkın, tamam. Siz oturun. Yani. Hayır hayır, biz kalkıyoruz zaten, tamam. Ya herkes otursun, bir şeyler yiyelim işte ya. Ha, efendim Deniz. Ya çok acayip bir şey oldu. Şadiye'yi bulduk. Evet evet. Oturuyor şu an yanımda. Beraberiz Sermet Bey'in lokantasında. E harika bir şey bu. Ben hemen geliyorum. Nari'nin kız kardeşini bulmuşlar. Ya ben gideceğim. Sen Irmak'la ilgilenir misin? Biz oraya geliyorum dedi, kapattı. Çok meraklandı o da günlerdir. Senin peşindeyiz. E buyursun. Ben de çok merak ediyorum zaten abla senin bu kankanı. Sermet Bey. Madem bugün çalışmıyorum. Madem burası bizim şerefimize kapandı. Acıktık. O meşhur kebaplarınızdan bir yiyelim bari. Vallahi ben de çok acıktım ya. Dükkan senin Şadiye Hanım. Söyle getirsinler. Bakın lan masaya. Abi ben bizzat ilgileniyorum abi. Nezaret ediyorum bunu. Obur musun hala? Kim obur ya? Abla saat kaç oldu? Kemiklerim sayılıyor benim burada. Acıktık yani. Süleyman Şah, 1077, 1093. Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Binci Kılıç Aslan, 1092, 1107. Yesene Recep abi, açtım diyordun. Vallahi iştah kalmadı. Atayım bir tane, bir parça bir şey. Aa, olmaz öyle abi, bir taneyle gözü o kadar yaptırdık.
Deniz Hanım da geldi. Merhaba. Ben Deniz. Çok sevindim ablanla kavuştuğumuza. Ben de. Ben de. Ya böyle şey gibi, yabancı gibi. Ben yıllarca çok dinledim seni ablandan. Hoş geldin. Gel bir sarıl. Bilmiyor bu kız maziyi demek. Ya da biliyordu asaletinden mi böyle yapıyor? İşte hayat diye bir program vardı ya vallahi biz de gece öyleyiz yani. Biliyor lan. Vay be. Ali. Hemen söyle bir tane kalecik karısı açsınlar. Hanımefendi kırmızıya bayılır. Tanıştırayım Deniz'ciğim. Bu da babam. Sermet Bey bizimle olmasını uygun görmüş bu gece. Çok sevindim ya. Nasıl oldu bu kavuşma? Anlatsanıza. Şadi, o gece telefonu aradın ya. Kapandıktan sonra biz çok korktuk ya. Bak şimdi göreceksin nasıl büyük ressammışım. Ya da ne kadar büyük bir falan vereceğimiz. Allah Allah ben seni eve atmak için yalan söylüyorum ressamım diyorum. Hadi bakalım. Ha. Sen bir geç ben bir geliyorum iki dakikaya ya. Şey yapacağım. Ya ben de seni öyle partide göremeyince evine geçtin sandım. Gideceğim Picasso. Gideceğim. Eşyalarımı bir alayım, defolup gideceğim. Ya o bir arkadaş öyle resim almaya gelmiş. İstiyorsan yarın konuşalım, böyle şimdi gece gece. İstersen ben gireyim içerim. Böyle karının yanında eşyalarımı toplayayım yani. Çünkü anladım ben, sen güzellikle vermeyeceksin bana eşyalarımı. Yani tamam ben hallederim şimdi, bekle. Kimle o konuştun? Bak ters bir durum varsa ben hemen gidebilirim. Yanlış anladı herhalde. Kız arkadaşım mıydı? Yok ya. O burada kalıyordu da kalacak yer bulmuş. Öyle işte eşyalarını falan istedi. Ben onları bir ayarlayayım iki dakika. Tamam. Vallahi bir sorun yok. Senin çocuğu gördüm gazetede. Senin gibi kıza yapılır mı hiç? Söyledim ya işte. Arkadaşız sadece. Başka bir şey yok. Yalnız sana gerçekten kırgınım Narin. Kardeşini teslim ettim. Bir kuru teşekkürü çok gördüm. Ne teşekkürü ya? Saklayıp tutmuşsun kızı bir haftadır. Boşu boşuna aratıyorsun bize Deniz'le. Bir de teşekkür mü edeceğim? Tamam işte davamdan vazgeçtim. Erol Bey'e de söz verdim. Daha ne? Bunu saklamak demeyelim. Senin karşına düzgün çıksın diye modifiye ettik diyelim. Yeter. Uzak dur bizden. Tamam. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.